Sevgili 8 sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 sınıf matematik uygulamaları dersi ikinci dönem birinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdfini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 8 sınıf yazılar için sağ üst köşedeki bulunan kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Türk Kızılay'ına ait helikopter A noktasında meydana gelen afet bölgesine ulaşmak istemektedir. Yani şu bölgeye. Buna göre A noktasının koordinatları aşağıdaki noktalardan hangisidir? Bak bu helikopter gelecekmiş buraya doğru A noktasına doğru gidecekmiş. Şimdi bilmeniz gereken şudur. Koordinat sistemi üzerinde bir nokta varsa mesela A noktası varsa öncelikli olarak yazan sayı x daha sonraki yazan sayı da y'yi ifade eder. Yani şurada mesela 4 1 yazıyor ya. Buradaki 4x 1 ise y'dir. Unutmayın. Aynı şekilde yan tarafa doğru da gider. Peki hocam başka koordinat sistemiyle neyi bileceğiz? Başka koordinat sistemiyle bileceğiniz sağ tarafta bulunan x artı'dır. Sol tarafta bulunan x eksidir. Aşağı tarafta bulunan y eksidir. Yukarı tarafta bulunan y artı'dır. Bu koordinat sistemini unutmayın. Resmini mi alıyorsunuz? Ekran resmini mi çekiyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Çünkü lise sınavında her yerde karşınıza bu sistem gelir. Ha. Şimdi geldik. Peki hocam bu noktayı nasıl bulacağız? Bak bu noktayı nasıl bulacaksın? Bu nokta x koordinatı üzerinden, x artı koordinatı üzerinden nereye denk geliyor? 4'e denk geliyor. O zaman A noktasının x'i neymiş? 4. Virgül. Y'sinden Y koordinat düzeninden neye denk geliyor? 1'e denk geliyor. Y'si neymiş? 1. Yani A noktası 4'e 1 A seçeneği olacaktır. Bak ilk yazan X. İkinci yazan Y. Unutma. 1'e 4 deme. Ya da 4'e eksi 1 filan deme. Şimdi burada bir cebirsel ifade var. ikinci soruda. 2-3 İki, adım vermiş bize. Birinci adım, ikinci adım ve üçüncü adım. Yandaki karelerle bir örüntü oluşturulmuştur. Bu örüntüde adım sayısı x ile kare sayısı ise y ile ilişkilerini vermiş. Doğrusal denklem falan fişman. Hangisidir demiş. Bak ne diyor? Adım sayısı x. Kare sayısı y. Burada yapacağınız işlem. Birinci adım. ikinci adım. Üçüncü adım. Bak formülü yazıyorum ben sana. Birinci adımda kaç kare var? Bir kare var. İkinci adımda kaç kare var? Bir, iki, üç, dört, beş kare var. Üçüncü adımda kaç kare var? İki, dört, altı, sekiz, dokuz kare var. Heh. Şimdi artış miktarı ne? İki sayı arasındaki artış miktarı ne? Dört x. Yani 4 kat şeklinde artıyor. Peki hocam x dediğimiz ne? x dediğimiz adım sayısı. E hocam o zaman birinci adım yerine 4 x'e 1 yazarsak e formül çıkmıyor. Çıkmaz. Evet. x yerine 1 yazarsan 4 kere 1 4. Ama bizim birinci adımda kaç karemiz var? 1 kare. O zaman formülümüz 4x eksi 3 şeklinde olacakmış. Aa, nereden anladık? Sağlamasını yapalım. Nasıl yapacağız? Sağlamasını hadi yapalım. Şimdi formülümüz bizim neymiş? Cebirsel ifademiz formülümüz neymiş? 4x eksi 3müş. E, i̇kinci adımda yerine koyalım. X yerine 2 dersek, 2 kere 4. Ne yaptı? 8. Eksi 3. Ne yaptı? 5. Aa, hocam ikinci adımda tuttu. E, üçüncü adım için bakalım. 4 çarpı 3. Yani x yerine 3 koyduk. 3. adım olduğu için. Eksi 3. Ne yaptı? 4 kere 3. 12. 3 çıkardık. 9. E hocam ikinci adımda tuttu. 3. adımda tuttu. Zaten birinci adımda da biz tutturmuştuk. O zaman formülümüz 4x 3 yani c seçeneği olacaktır. Anladık mı? Cebirsel ifadelerde aradaki katsayıyı bulun. Yani kaçla çıkıyor? 4 ile. 4 x deyin. Sonra 1'i yerine yazdığınızda 4 kere 1 ne yaptı? 4. Ama bize 1 lazım. O zaman 3 çıkardığınızda formülü çözersiniz. Bak alt tarafta da aynısını anlatayım. Şimdi burada da bak dikkat et. Burada da şurayı görme. Şu iki kısmı görme. Birinci adım ne? Birinci adım 4. İkinci adım ne? 7. Tamam. Üçüncü adım ne? Üçüncü adım ne? 10. E formül ne? Formüle bakalım. Şimdi aradaki artış miktarı ne? 3x. Değil mi? 3, 3 artmış. E birinci adımda yerine yazarsak 3 kere 1 ne yaptı? 3 yaptı. Ama bize 4 lazım. O zaman 3x artı 1 formülmüş. E formülü bulduk. Cebirsel ifadeyi bulduk. Bize ne soruyor? Diyor ki y 34. Yani y şuradaki y 34'müş. İstersen bunu 3 3 3 3 arttırarak git. Beni ilgilendirmez. Ama ben şurayı bilirim. Yani sana aslında diyor ki burada 3x artı 1 eşittir 34 diyor. Yani 3x artı 1'i karşıya eksi olarak atarsan 33. x eşittir 11 diyor. Bak kaç saniye sürdü? Adımları yazdın, formülü çözdün, işaretledin. Çok kolay. Çünkü ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor. Karşınıza bu tarz sorular gelecektir. Unutmayın. Formülü yazın kaç kaç artmış? 3x artmış. Birinci adımda 3'ün yerine 1 koyduğumuzda 3 kere 1 3 yapıyor. O zaman artı 1 de lazım deyip gidiyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir kümeste haftada 50 yumurta alınmaksadır. Buna göre yumurta sayısı ile hafta arasındaki ilişkiyi gösteren grafik hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? E şimdi burada arkadaşlar ne oluyor? Bak yumurta sayısı yumurta bir de şurada ne var? Hafta var değil mi? Hafta. E bir grafik var burada. Bak bir grafik var. Birinci hafta birinci hafta 50 tane yumurta varmış değil mi? E i̇kinci hafta 100, bir 50 daha geldi. 100 tane oldu. Değil mi? 100 tane oldu. E üçüncü hafta bir 50 daha geldi. 150 tane oldu. E bunların kesişim noktaları nereye? Bura. Yani bu aslında şöyle bir grafiktir bu grafiğe bakın şu C seçeneğinde baktığınızda birinci hafta 50, ikinci hafta 100, üçüncü hafta 150, dördüncü hafta 200 şeklinde olacaktır. Yani C seçeneğimiz doğrudur. Biraz yoruldum. Vallahi arkadaşlar akşam 9.30'a falan geliyor saat. Biraz elimden geldiği kadar yazılıları çalıştırmaya yetiştirmeye çalışıyorum. Zaten dilimden sürçmesinden anlamışsınızdır. Sürçülüğü ihsan edersek affola. Şimdi yukarıdaki terazi modelinde dengede olma durumunda anlatan eşitsizlik ifadesi aşağıdaki yerden hangisidir? Şimdi dengede olmama durumu. Burada baktığınızda bu kefede ne var? 2x artı 3 var değil mi? E bu kefede ne var? 15 var değil mi? 3, 6, 9, 12, 15. E bu hangisi büyük? Bakın bu taraf ağır gelmiş. O zaman şöyle yapacağız. Yani 2x artı 3 büyüktür 15'ten diyeceğiz. E geriye kalan basit eşitsizlik değil mi? Çözeceğiz. Sanki denklem gibi düşünün, Eşittirmiş gibi düşünün. E buradaki artı 3 karşıya ne gider? Eksi 3. 2x büyüktür 12'den. Eksi 3 gitti yani oraya. E her iki tarafı da 2'ye bölersek ne olur? X büyüktür 6'dan. Bak bu kadar kolay olduğunu düşünüyor muydunuz? Yok. Biraz mantık. Biraz mantık. Başka bir şey değil. Bir kümesteki tavuk sayısı 3x eksi 4. Horoz sayısı x artı 1'dir. Bu kümesteki tavuk sayısı horoz sayısından fazla olduğuna göre bu kümeste en az kaç tavuk vardır? 3x eksi 4 tane dalık varmış. Dalık. Büyükmüş bunlar. x artı 1 tane Horozdan. Horozdan büyükmüş. Şimdi burada yapacağımız işlem ne biliyor musun? X yerine değer ver. Nasıl değer ver? E, X yerine 1 verirsen 3 kere 1 ne yapar? 3. 4 çıkardın ne oldu? Eksi 1 oldu. Ha, eksi 1 tavuk diye bir şey var mı? Hiç olmayan borçlu tavuk diye. Yok. 2 ver. 2 ver. 3 kere 2 6. 4 çıkar 2. Bak 2 kaldı büyüktür. 2 kere 1, 3. 2, üçten büyük müdür? Değil. 3 ver. Bak 3 verdik. 3 kere 3, Dokuz. 9'dan 4 çıktı, 5. Büyüktür. X neydi? 3 vermiştik değil mi? 3 ile 1'i topladık, 4. Ha bulduk. X neymiş? X neymiş? 3'müş. E hocam şıklarda 3 yok. Şıklarda sana ne soruyor? Bir daha oku en az kaç tavuk vardır? Ha. X yerine 3 yazarsan 3 kere 3 9. 9'dan 4 çıktı. 5 tavuk kaldı. Dalık. 4 tane de huruz kaldı. Huruz. Yani kaç tane tavuk varmış? En az 5 tane tavuk varmış. 3C 2X artı 4 eşittir 0 doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın eğimde bileceğiniz y eşittir Ax artı c ise eğim burada a'dır. Tamam mı? Eğim burada a'dır. Ama bu ifadede y'yi yalnız bırakmanız lazım. Yani 3y eksi 2x artı 4 eşittir 0 ya. Şu kısmı karşıya atacaksınız. Şu kısmı karşıya attınız. Yani 3y eşittir artı 2x eksi 4. Tamam. Bu kaldı mı elimizde? Kaldı. Y'yi yalnız bırakacaksınız dedim. Bakın Y tek kalacak. Yani her tarafı 3'e böleceksiniz. 3'e böleceksiniz. Böldüğünüzde Y eşittir. 2X bölü 3 eksi 4 bölü 3. Ee, şimdi geldik. Geldik ki ne geldik? Ne diyordu bize? Ne diyordu bize? Eğimde Y yalnız kaldığında C'nin hiç bize katkısı yok. X'in katsayısı eğimdir. X'in katsayısı eğimdir. E, X'in kat sayısı ne? Neymiş X'in katsayısı? Ne görüyorsunuz? 2 bölü 3. Eğimi bulduk mu? Bulduk. Eğim 2 bölü 3'müş. 2x eksi 3 bilmem bir şey. Bu neymiş? Dur şunu bir yazak. 2x bölü 3 eksi x bölü 2 eşittir eksi 2. İfadesinin x değeri kaçtır? Bak burayı 2 ile çarp. Burayı 3 ile çarp. Payda eşitle. 2 kere 2x 4x bölü 6 2 ile 3 çarptık. 2 ile 2x'i çarptık. 3 kere x eksi 3x bölü 3 kere 2 6 eşittir. Eksi 2. E 4x'ten 3x'i çıkarırsan ne kaldı geriye? x bölü 6 eşittir. Eksi 2. 6'yı karşıya çarpı olarak gönderirsen x eşittir. Eksi 2 çarpı 6'dan eksi 12 yapacakmış. Anladık mı? Umarım. Aşağıdaki noktalardan hangisi? 2y x eksi y eşittir. 5 doğrusunun üzerindedir. Şimdi ne dedim? Koordinat sisteminde ilk yazan x. ikinci yazan ne? Y. E yerine koy. x neymiş? Eksi 2'ymiş. Yerine koy. Ne oldu? 2 x eksi y 2 x eksi y eşittir 5. x yerine eksi 2 dediğinde 2 kere eksi 2 ne yaptı? Eksi 4. Eksi 4 eksi y eşittir 5. 4'ü karşıya atarsan eksi y eşittir 9. y eşittir eksi 9 çıktı. E, y eksi 9 mu vermişler? Yok 3 vermişler. O zaman bu gitti. Yan tarafa geldik. 2 x 2x eksi y eşittir 5. Değil mi? Şu ifade. İfadeyi yazdık. Bura x. 3 olan x. Y olan 1. Yaz. Fark etmez. İster y'yi kullan ister x'i kullan. Hiç sıkıntı yok. x yerine 3 yaz. 2 kere 3. 6 eksi y eşittir 5. Eksi y. 6'yı karşıya eksi olarak attık. Eşittir 5 eksi 6'dan eksi 1. Y eşittir nedir? 1'dir. Bak gördün mü? Doğru cevap B seçeneğiymiş. Tek tek daha diğerlerine de giderim. Valla vaktim yok. Siz de sınava çalışıyorsunuz. Çok kendinizi yormayın, üzmeyin. İnanın kazanmak inanmaktır. Unutmayın bu sınavdan alacağınız not. Bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. O yüzleri yazın. Ben de size böyle bağrıma basayım. Çok seviyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Bu yüzleri de kapın kapın gelin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.